Bakın geçen gün konuşma yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve sizin genel başkanınız. Biz diyor bütçe açığını dostlarımızdan aldığımız borçlarla rezervlerimizi dolduruyoruz diyor. Ya kasaları borçlarla dolduruyormuşuz. Kimden alıyormuşuz? Dostlarımızdan. 30 sene önce borç veren emir verir demiyor muydun? Şimdi size kim emir veriyor? Kim emir veriyor? Aldığı dostlara bak. Bak aldığı dostlara bak. Rusya'dan alıyor. Karşılığında bir nükleer elektrik tesisi var. Oradaki payı devrediyor Türkiye. Devretti daha doğrusu. Onun karşılığında buraya para geliyor. Rusya'dan geliyor. 34 askeri bize şehit edilmesinde Yunanistan'la ilgili laf ediyor. 18 tane adayı devretmişsin, teslim etmişsin. Şimdi kahramanlık yapıyorsun. Dostlarımız Suudi Arabistan gelmiş ülkenin ortasında bir insanı öldürmüş. Burası kaçıncı yüzyıl ülkesi? Burada adamı öldürmüş. Suudi Arabistan'ın söylemediği laf kalmamış. Gitmişsin sonra para dilenmişsin. Burada geliyorsun dostlarımızdan para aldık, kasayı doldurduk. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'da bir numaralı sorumlu budur diyorsunuz. Dışarıda şehitlerin resimleri var. 250 vatandaşımız öldü. Bunun bir numaralı sorumlusu Birleşik Arap Emirlikleri diyorsun. Aradan 3 sene geçiyor. Dostumuz oluyor. Niye? Kasaları dolduracağız. Bak ben size şunu söyleyeyim. Bak burada konuşurken bu toprakların insanı, şu toprakların insanı falan deniyor. Biz bu toprakların insanıyız. Bak biz bu toprakların insanıyız. Biz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Ben kimseyi de sen o toprağın, bu toprağın insanısın demem. Tamam mı? Hiç öyle bir şey söylemem. Siz bize gayet normal söylüyorsunuz. Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. Kraliçe öldü, başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Bu İngilizler çok severler. İslamcıları çok severler bu İngilizler. Arabistanlı Lawrence o koymuştur teoriyi. Burada siyasal İslam'ı kullanarak çok şey yapabilirsiniz orduda diyen Arabistanlı Lawrence'tır. Meşhur bir adamdır. Sizin kurucu liderlerinizin de birçoğu İngiltere'den mezun olmuş gelmiştir. Vahdettin mesela örnek aldığınız lider İngiltere'ye kaçmıştır. İngiliz gemisiyle kaçmıştır. Örnek aldığınız bazı Orta Doğu'daki örgütler İngilizler tarafından kurulmuştur. Doğan Bey, Vahdettin, Sultan Vahdettin bir saniye. Bu topraklarda yaşamanın, Sultan Vahdettin bu ülkeden kaçmamıştır. Sürülmüştür. Bu topraklarda yaşamanın, tarihi doğru tespit edelim. Lütfen. Arkadaşlar. Bak. Şimdi Sayın Başkan. 1 saat 45 bak, dakika buraya, sonra. İşi bak, tarihi dakika. Şeye getirip meclisi gelmeyelim. Doğan Bey bak hiç müdahale etmiyorum ama. Bak, Cumhuriyet Halk Partisi için. Sultan Vahdettin bir saniye arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi bir dakika, için yalan lütfen, üretim merkezi diyeceksin. Ben dakika, de çiçek atacağım. Yok bir dakika. Sen Cumhuriyet bir Halk saniye, Partisi'ne yalan üretim merkezi saniye, diyeceksin. Niye Doğan müdahale Bey, etmediniz? Doğan Bey bir saniye. Yalan üretim merkezi Sultan diye söylendiğine niye müdahale etmediniz? Sultan Vahdettin bu ülkenin padişahıdır. Osmanlı'nın padişahıdır. Bu ülkeden kaçmamıştır. Bu kadar nokta. Kusura bakmayın. Sayın Başkan. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Doğan Bey lütfen konuya dönüp kapatalım. Lütfen. Bir saat 45 dakika sonra. Dedelerimiz savaşta arkadaşlar, orta lütfen, kamp rica geçerken ediyorum. 15 yaşında kızla düğüne giriyordu o. Ben kızmayacak mıyım? Atatürk hakkında idam cezası veriyordu. 4 tane idam cezası verdi. Ben buna kızmayacak mıyım? Hem onu hem onu sevemezsin. Ya onu seveceksin ya bunu seveceksin. Arkadaşlar. Sevgili İzmirliler. Sevgili İzmirliler size helal olsun. İstanbul'dan size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. 6 Ekim'de aynısını İstanbul'da yapacağız. Size söz veriyoruz. Selamlar, saygılar. Arkadaşlar bakın gereksiz yere mecliste konuşmalar tamamlandı. Arkadaşlar. Sayın ya arkadaşlar rica ediyorum. Gereksiz yere meclisi geriliyor. Herkesi yerine davet ediyorum.
Tarık Bey. Tarık Bey. Tarık Bey. Tarık Bey lütfen. İki Tarık Bey de rica ediyorum. Gereksiz yere. Ya arkadaşlar, meclisi kapatacağım birazdan. Ama arkadaşlarımızın kendi kulaklarıyla duyduğu az önce arkada olan bir tartışma var. Bir AK Partili meclis üyesinin bizlere ithafen, yani kelimeyi ben söylemek istemiyorum ama bence de söylemeyin. Ağır bir, bence çok de ağır söylemeyin. Bir şekilde, yani Yunan tohumu ifadesi var. Biz kendisinden şunu rica ediyoruz AK Parti grubuna. Eğer söylemediyse söylemedim desin. Eğer söylediyse de lütfen çıksın, özür dilesin. Bu kabul edilebilecek olan bir şey değil. Biz kendisinden söylemediyse söylemedim beyanını bekliyoruz. Bir yanlış anlaşılma oldu beyanını bekliyoruz. Ama söylediyse de özür dilemesini bekliyoruz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Bir burada saniye. İzmir'den başlayıp bugün burada Doğan Bey'in kalkıp Vahdettin'e, ki Vahdettin ki bu devletin son padişahıdır ve bu topraklardan cebinde tek bir kuruş olmadan sürgün edilmiştir. Devletin birliği ve beraberliği için buna göz yummuştur. Vahdettin'i buradan hain gösteren zihniyetin özür dilemesini bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bu ifadeyi kullanmadım. Ben grup başkan vekillerinden lütfen oturun. Lütfen oturun. Meclis üyesi ben böyle bir şey söylemedim demedi. Demedi. Vahdettin'i savundu. Bu konuda 3 tane şey söylemek istiyorum Sayın Başkan. Biraz önce kendisinin ifade ettiği, devletimizin dediği, bizim devletimize padişahlık sistemi yoktur. Bu bir. İkincisi, devletimiz diye bahsettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu iki. Üçüncüsü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Vahdettin'i savunma yeri değildir. Kendini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, milli mücadele karşısında durmuş Vahdettin bizim için bir haindir. Sizi kınıyorum. Bizim için bir haindir. Sizi kınıyorum. Siz Vahdettin'i savunmaya devam edin. Sizi kınıyorum. Mustafa Kemal'i savunmaya devam edeceğiz. Aramızdaki fark budur. Devam edin Vahdettin'i savunmaya. Devam edin Vahdettin'i savunmaya. Biz Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Arkadaşlar lütfen. Savunun olmaz bu yani. Olmaz bu savunun şekilde. Vahdettin'i. Ya böyle savunun bir Vahdettin'i. Bu yaklaşım görsün. Bu yaklaşım meclise yaraşmıyor.